Umut'tan motoru ne istedim? MSX'i aldım. Biraz bununla gazlayacağım geri giderken. Biraz test edeyim. Bir de çok hoş değil mi ya motor? Bayağı hoşuma gidiyor. Bir de şimdi Samet geldi. Dedi ki ben yeni motor aldım. Mondial Drift dedi. Ben de eski kasasını bekliyordum. Yeni kasasını almış arkadaş. İsterseniz daha sonra bunun videosunu da çekerim. Eski kasasından bir tık daha böyle tipsiz gördüm ama eski kasası daha güzeldi sanki. Bir aç bakayım egzozu. Ver ver. Tamam. Keseceği hiç sokmaya gerek yoktu. 109 kesici dedin değil mi? Abi gitmiyor motor ya. Eskisi daha güzel gidiyordu. Ben eskisini kullandım. O daha hoş bence. Neyse şu yavruyu bir sürelim. Hazır bulmuşken böyle değişik motorları sürmeyi seviyorum. Sizde motorunuz varsa bu tarz motorlar falan bana DM yolundan, Instagram'dan yazabilirsiniz. Benimle iletişim kurmak için videonun açıklama bölümündeki linklere tıklayarak benimle canlı olarak sohbet muhabbet edebilirsiniz. Saçma sapan bir şeyler yazarsanız cevap vermem. Motor o kadar dar ki ben böyle süremem motoru hayatta. Kalkıyoruz mu? Bakalım MSX 125 mi yoksa Mondial Drift 125 mi yenecek? No, nereye gidiyor ya? Çok dar. Pantolon var ya bir şey diyeyim mi? Çok engelliyor şu an böyle olmasını. Tamam mı? Oğlum motor benim değil, abana mı yok? Sana bir şey diyeyim mi? Yol olsa MSX alır, o kadar söyleyeyim size. Abi motorun o kadar ayarlarını oynamışlar ki. Eskisi geçerdim ben istesem. Yol yok çünkü. Uf kulağım çınladı. Eski Mondial Drift daha iyi. Bir de ben bunu böyle kullanmak istiyorum ya. Şöyle arka seriye oturayım bari de. Abi yoksa yok, rahatsız etmiyor. Bayağı böyle küçücük bir motor, küçücük bir seriyesi var. Bu şey motoru gibi. Benim motorum gidiyor. Şimdi bu motor şey motoru gibi. Biraz zengin olursan eğer. Şu an şekil için almış belki işte. Daha güzel gözüküyor falan da. Ya gerçi ben de alırdım ya büyük ihtimalle. Hoş değil mi motor sizce? Bak şimdi. Boşa bir alayım. Kanka çok küçük. Ben oraya sığmadım. Bak. Aşırı derecede bayağı iyi, hoş bir motor. Alınır, alınmaz değil. Benim de alasım gelmişti XIBR 125'te. Polis geliyor şu an mı? Polis geliyor. Gelsin oğlum. Bir şey olmaz. Geçsin bekle. Benimkinden fazla ses çıkarıyorsunuz ha. Benimki bu kadar ses çıkarmıyor. Bende akrapa bıçak sol var bir de. Şimdi benim planım bu motoru almak istiyorum. Ama benim planım şu. Eğer binlik motor alırsam ve yanında motoru alacak param varsa bu motoru alırım yanına. Şehir içinde takılayım diye. Onun haricinde motoru almam ben şu an ama size de almayın demem çok yüksek. Çok böyle şirin şirin ve şirin bir motor. Hadi artık geçelim şurada. Biraz gazlayacağım burada. Samet! Gel gidiyoruz. Hadi. Görüşürüz. Yok abi Samet yetişemez. Basıyor mu şu an bilmiyorum ama. Ben yüzü vurur muyum acaba bu motorla? Hala serinin arka seride oturuyorum ben şu an. Biraz böyle yatsam. Oo yüzü buldum. Oğlum daha ne gitsin. Bir de 4 vitesliymiş bu. Şu an 4. vitesteyiz. Aynen 4. vitesteyiz. 4 vitesli olması çok garip. Yani 5'le yapabilirlerdi. Ama sanırım 5. vitesi yeni kasalarında yapmışlar. Yani MSX'in yeni kasasında. Daha sonradan eklemişler. Bir de benim motoru ve dış çekim görmek istiyorum. Hazır şey yapmışken, başkasına vermişken. Baksana bildiğim basık basık. Basık MT07. Benim motorum da güzelmiş. Dur dur. Geçmesen olmuyordu sen ya. Egzoz patlatıyormuş. Ben de acaba patlatır mıyım? Patlatmıyor. Ama çok bağırıyor ya. Yorumlara yazın bağırıyor mu bağırmıyor mu diye. Aşırı bağırıyor. Bak benim motorun sesine bak. Bak. Rrr yapıyor. Bunun sesine bak. Devam devam. Bak ön seriye oturdum şu an. Normal sürüşte rahat böyle ama kambur oturuyorsun küçük olduğu için. Benim boyum 1.80. Şuraya tam giriyor yani bacak. Biraz daha uzun olsam dışarı... Gidelim gidelim. Bornova. Hayır eve. Yeter artık. Daha video editleyeceğim ben. Sonra diyorsunuz abi niye video atmıyorsunuz? Salın beni bir video yapayım da rahatlayın siz de ya. Ana şu motoru da kullanmak istedim. Bak iki tane lastiği varmış. Bağır bakayım. Bu daha çok bağırıyor.
Ben bu drift'i sevmedim. Niye sevmedim? Eski drift daha böyle daha hoş duruyordu. Bir de eski drift daha güzel gidiyordu. Bunun gücünü azaltmışlar. Bir de 109 kesici diyor. Ya düşün, küçücük motor bile geçiyor. Çok titriyor ya. Şuraya bak. Bak bak nasıl titriyor. Çok titriyor. Şimdi Umut beni dış çekim alacak, tamam mı? Dış çekimi koyarım buraya. Koyamıyorum. Gelemedi. Neredesin Umut? Nasıl gözüküyorum çok merak ediyorum dıştan. Şöyle biraz normal oturuşumu yapayım. Ama aklın gidiyorsun ya. Benim motoru... Oha, bisiklet gibi. Şuraya bak, nasıl oynuyorum. Bunu bence benim kardeşime almamız lazım. Kısa boylu ya bir de kardeşim benim. Tam böyle ona gidecek bir motor. Kaç para şu an piyasası bilmiyorum motorun ama büyük ihtimalle kardeşime gider bu. Oğlum atlıyordun ha Samet, ne yapıyorsun kardeşim? Dur motoruma vuracaksın. Öyle yapma, öyle sürüşme olur ya. Gitmiyor. Asıl. Hadi koçum. Gidersin. Hadi. Ha, 100 vurduk, tamam. Yeter bize 100 bu kadar. Umut. Benim yanımda git de beni dış çekim alsana. Ha, tamam. Göreyim bakayım, ben de merak ediyorum nasıl duruyor. Bir böyleyken normal oturuşta ön seleye otururken çektireceğim. Bir de arka seleye geçeceğim, bakalım hangisi daha güzel. Şu an ön selede olduğum için biraz kambur duruyorum. Beni falan ağrımaya başladı. Arka seleye oturunca bu sefer de böyle eğilmek zorunda kalıyorum falan. Arafta kaldım hangisiyle otursam diye. Birinde belim ağrıyor, birinde böyle öne doğru oturuyorum. Şöyle oturuyorum falan. Bak böyle oturunca, tamam mı? Beni görüyor musun? Böyle oturunca çok hoş. Kullanımı falan çok iyi, tamam mı? Ama böyle oturunca biraz daha böyle kambur duruyorsun. O yüzden yaşlanınca çok sıkıntılar çekebilirsiniz. Ya da kısa boylu olmanız lazım bu motor için. Altımda şu an küçük mü kalıyor bilmiyorum ha. İncir altında bir şey unutmuş gibiyim ama umarım bir şey unutmamışımdır. Gerçi bir şey almadım ki yanıma. Eldivenim falan da yoktu zaten. Bir şey unutmamışımdır umarım. Şimdi göstergeye gelelim. Biraz böyle sürüş konforundan falan bahsedeyim. Göstergeye gelelim. Burada benzin göstergemiz var. Hararet göstergesi yok maalesef. Ki tuşlardan belki vardır ama bozmak istemiyorum bu ayarlarını. Bir tane devir göstergesi var. Devir göstergesi sevdiğim tarzdan, böyle şey gibi. R1'lerde oluyor ya böyle. Dın 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 yapıyor ya. O tarz. Kilometre saati zaten güzel. Saati var, kilometresi var burada. Trip ayarda şu an sıfırlamış büyük ihtimalle. Benzin deposu 4 litre mi 5 litre mi ne dedi? Çok az ama az yaktığı için de. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey geliyor. Az yaktığı için de zaten 4 litre 5 litre olsa ne olur ki? O yüzden sıkıntı yaratmaz. Ama işte diyor ki eğer bir yerlere gazlamak istersem sabah alıyorum, akşam tekrar almak zorunda kalıyorum. Bitiyor çünkü dedi. Bir o kötü ama motor ağır olmasın diye büyük ihtimalle bu kadar az yapmışlar. Devam etmek gerekirse titreşim var. Tek silindir olduğu için titreşim epeyce var. Uzun zamandır tek silindir motor kullanmadığım, 125'i kullanmadığım için Şaka yapıyorsun. MT07 var olsaydı şu an var ya seninle gazlamak isterdim. Ama ben bunu tokatlarım büyük ihtimalle kalkışta. S2000 ne ki, MT07 var yani, hayvan gibi tork var yani. Neyse, motor titriyor evet arkadaşlar. Sıkıntı yok zaten, 125'liklerin çoğu titrediği için bir sıkıntı yok. Aynalar falan giderken ufaktan titreşiyor, böyle görüntü bozuyor. O bir sıkıntı. Onun haricinde 4 vites olması biraz sıkıntı. Biraz daha, yani ben şimdi 6 vitesli motor kullandığım için attıkça atasım geliyor. 4 olunca atmaya çalışıyorum, yok. Yani 5 bile yok yani, öyle söyleyeyim. O yüzden sıkıntı yaratıyor. Ondan sonra sele. Sele oturuş zaten çok küçük olduğu için rahatsız ediyor. Şu an bile sırtım ağrıdı yani. Bel taraflarım ağrımaya başladı. Şöyle kombi kambur oturmaktan. Sinyallere gelirsek. Zaten CBR 250-125 falan, yok 250 şeyinde bu ayarlarında. CBR 250'yi bir sene, bir buçuk sene kullandığım için bunlara alışkınım. Bunlar normal. Ki switch bile koymuşlar bak. Başka şu an anlatacağım bir şey yok. Lastikleri çok küçük. Ebat olduğu için böyle bisiklet gibi oynayabiliyorsun motorla. Rahat gidiyor. Küçük olduğu için de motor böyle aralardan lay 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 geçebilirsin yani, o da rahat olur. Anahtarını çok beğendim. Araba anahtarı gibi böyle katlanırlı. Gösterebilir miyim?
boşa aldım. Bak şimdi. Anahtara bak. Bak. Çık. Gördün mü? Kırmızı ışık zaten. Sıkıntı yok. Başka da şu an söyleyeceğim bir şey yok. Kavuşalım mı? Bugünlük bu kadar. Yani bu motorla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Fren konusu. Bak şimdi çok önemli bir şey bu. Gazlamaya gidiyorsun, sıkıntı yok ama fren konusu ön ABS'ymiş bu arada. Ön ABS ama arka normalmiş. O yüzden güzel tutacağına inanıyorum. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Onun haricinde düşünüyorum başka bir şey de bulamadım ha. Ayna görüşü zaten çok mükemmel. Biraz uzun olduğu için burası güzel gözüküyor. Şey gibi oldu bu, motor incelemesi gibi oldu. Ama öyle, ne yapayım? Şimdi yeni motor bulmuşum. Yani şimdi izleyenler de yorum atacak. Diyecek ki motorun şurası nasıl, burası nasıl falan filan diye. Instagram'dan soru yağmuru tutacaklar. Ben de videoda bunu anlatayım ki, diyeyim ki ben bu motoru sürmüştüm. Videosunu çektim, git izle. Mis gibi, kafam rahat böyle. Arka arkaya soru yerine bir kere de bir videoda halletmiş olayım. Ve tünele geldik. Bir şey diyeceğim. Sinyaller yanıyor. Niye abi? Devamlı yanıyor. Normalde devamlı yanıyor. Çok iyi. Far nasıl? Abi far çok yakışıklı ama ya, değil mi? Bence far var ya, efsane yakışıklı. Başka. Evet, bu kadar herhalde. Başka bir şey şu an aklıma gelmiyor. Bir de Honda'nın o hani kapak şeyi var ya, böyle sürekli başka bir şey gelmiyor deyip arkasından bir şey bulmam. Bunu açıyorsun, kapak elinde kalmıyor. Bunu değiştirmişler, güncellemişler. Bak burada menteşe atmışlar buraya. Kapak böyle elinde kalmıyor, o güzel. Onun haricinde başka bir şey yok. Umarım. Yani bir daha aklıma gelmez. Gösterge MT-07 ile aynı neredeyse. MT-07 biraz daha böyle kaba, biraz daha büyük ekranı. Şuralarda işte uzun bilmem ne motor ışığı, sinyaller falan filan var. Bu kadar. Bu yani. Bu motor bu. Bir de biraz sonra şurada konakülenin orada duracağız. Böyle bakıyorum. Başka bir şey yok. Biraz böyle süreyim ya motoru. Evet, buradan niye yavaş geçiyorum? Çünkü arkadaşın, yani Umut'un motorunun plakası açık. Ve buranın hız sınırı 50. O yüzden yavaş gideyim ve ceza yemesin. Ya işte sonra demesin, abi ceza yemişsin falan filan. Ya gerçi öderim, sıkıntı yok da. Olsun. Ekstradan masraf çıkmasın. Çocukta mağdur falan olmasın. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle iletişim kurmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linklere tıklayarak beni takip edebilirsiniz. Discord, Instagram, YouTube olarak devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara bundan bahsetmeniz yeterli. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay. Bunlar acaba orada durdu mu? Evet, durmuşlar. Anca kanka, trafik vardı ya. Nerede? Anca gelebildim.